Merhaba, ben doçent doktor Yaman Zorlutna. Bayındır Hastaneleri Kalp Damar Cerrahisi bölümlerinde çalışıyorum. Bugün sizlerle aort kapak hastalıkları konusunda bilgiler paylaşmak istiyorum. Aort kapak hastalıkları önemli kalp sorunlarımızdan birisidir. Neden önemli diyorum? Çünkü aortun konumunu ve aort kapağın fonksiyonunu bilecek olursak neden bu kadar önemli olduğunun daha iyi farkına varabiliriz. Birçoğumuzun bildiği gibi aort kapak, kalbin sol karıncığının ağzında bulunan, şu makette de göreceğimiz gibi, büyük ana aort damarın ağzında bulunan bir kapaktır. Bu kapak fonksiyon olarak çok önemli bir görevi üstlenmiştir. Çünkü bu kapak, vücuda atılan tüm kanın, tüm temiz kanın, oksijenden zenginleştirilmiş kanın, vücuda dağılması için bir check valve görevi görür. Yani bunu şu anlamda söylüyorum. Bu kapak açıldığı zaman bu aort damarının üzerindeki geçişi tamamen serbest bırakır. Sol karıncık kasıldığında kan bu aort kapağının içinden geçer ve daha sonra kapandığında da vücuda atılan, yani aortaya atılan kan bir daha geri dönmeyecek şekilde vücutta kullanılır. Bu anlamda önemini fark etmişsinizdir umarım. Ama aort kapak belli nedenlerle hastalanabiliyor. Birçok nedeni var. Daha önce ülkemizde romatizmal kalp hastalığına bağlı aort kapak hastalıkları daha çok görülürken, artık günümüzde dejenerasyona bağlı, yani üzerinde kireç birikmesine bağlı aort kapak hastalıklarını daha sık görmeye başladık. Bunun yanında doğumsal olan, yani konjenital dediğimiz aort hastalıkları da vardır. İlerleyen dejenerasyon olan aort kapaklarının büyük bir kısmında da aslında bu doğumsal olan aort kapak malformasyonuna, değişikliğine bağlı olan bir zemin söz konusudur. Doğumsal olan aort kapak hastalıklarında normalde 3 yapraklıktan oluşan aort kapağının 2 yapraklıktan oluşmasıyla doğumun gerçekleşmiş olmasından kaynaklandığını görüyoruz. 3 lifletli olan, yani 3 yapraklıklı olan aort kapak, şurada da şeklini şimdi size göstereceğim. 3 lifletten, yani yapraklıktan meydana gelen aort kapak, doğumsal hastalıklarda 2 yapraklıktan meydana gelmekte ve zaman içinde de bu 2 yapraklık dejenere olabilmekte ve aort kapağın fonksiyonunu bozabilmektedir. Peki aort kapak hastalığı karşımıza klinik olarak nasıl çıkıyor? Genellikle aort kapak hastalıkları sinsi seyreden hastalıklardır. Yani çok uzun yıllar bir bulgu vermeyebilir. İki şekilde karşımıza çıkabilir. Bir, aort darlığı dediğimiz yaprakçıkların tam açılmamasına bağlı olarak kapağın fonksiyon görmemesi. Diğeri ise aort yetmezliği dediğimiz yaprakçıkların tam kapanmaması nedeniyle aorta atılan kanın geri dönmesine bağlı fonksiyon bozukluğu. Ama günümüzde bizi ilgilendiren daha çok ilerleyen yaşlarda karşımıza çıkan aort stenozu dediğimiz aort darlığı şeklinde karşımıza çıkan aort kapak hastalıklarıdır. Öyle ki yaş ilerledikçe aort stenozu, aort darlığı artar ve ileri yaşlarda daha sık görülmeye başlar. Şöyle bir örnek verebilirim. 80'li yaşlardan sonra yaklaşık %10 popülasyonda aort darlığı dediğimiz oluşum ortaya çıkmaya başlar. Tabii ki bunların hepsi ameliyata gidecek anlamı taşımaz. Ama büyük bir kısmının ameliyatla, bu %10'luk kesimin büyük kısmının ameliyatla veya başka yöntemlerle tedavi edilmesi gerekmektedir. Ne bulgu verir? Aslında baştan da söylediğim gibi aort darlığı çok önemli bulgu vermeyen hastalıklarımızdan birisidir. Ta ki son ana kadar. Doğumsallı olanları bunun dışında bırakıyorum. Küçük yaşlarda belki tanı konulabilir. Ama ilerleyen dönemde ortaya çıkan aort darlığının veya aort yetmezliğinin bulguları çok siliktir. O nedenle kişiler tarafından çok fazla fark edilmezler. Bazen bir kontrol esnasında veya başka bir hastalık nedeniyle yapılan tetkikler sırasında karşımıza çıkar. Ama semptomlar, yani bulgular ortaya çıktığında artık ameliyat zamanının geldiğini ve hatta bazı olgularda geçtiğini görürüz. Nedir bunlar? Bir kere kalp yetmezliğiyle sonuçlanan, kalbin büyümesi, kalp kaslarının genişlemesiyle sonuçlanan bir anatomik değişikliktir. Kalp yetmezliği ortaya çıktığında aort darlığı ve aort stenozunda ve aort yetmezliğinde artık ameliyat vaktinin geldiğini ve hatta geçmekte olduğunu gösterir. Genellikle karşımıza çıkan hastalarda
aort ağırlığı veya aort yetmezliği hastalıkları bir tesadüf sonucu, bir kontrol esnasında tanı konulmuştur. Peki hangi hastaları ameliyat ediyoruz? Genellikle ameliyat kararı klinik bulgular dışında bazı pozitif ve somut verilere dayalı olarak verilmektedir. Bunların en önemlisi ekokardiyogramdır. Ekokardiyogram kalbin ultrasonografisi anlamı taşır ve aort kapak hastalıklarında eko ile bazı ölçümler yapılarak aort darlığı veya aort yetmezliği için ameliyat zamanının geldiğine karar verilir. Eğer ameliyat zamanı gelmemişse, ameliyata daha vakit varsa hastanın izlenmesi gerekir. Bu dönemde de bazı ilaç tedavileriyle hastalığın ilerlemesinin azaltılması ya da hastalıkla ilgili semptomların aza indirilmesini amaçlayan bir takım tedaviler uygulanabilir. Cerrahide ne yapıyoruz? Cerrahide genelde aort kapağın değiştirilmesi yani replasmanı ameliyatı yapılmaktadır. Az miktarda bazı konjenital hastalıklarda veya aort yetmezliğinde aort kapağının tamiri de yapılabilir. Ama aort kapağın tamiri çok fazla iyi sonuçlar verebilen bir cerrahi işlem değildir. Onun için iyi seçilmiş hastalarda aort kapağındaki tamir yapılması mümkünse de genellikle hastalar sonuç olarak aort kapak değişimine giderler. Aort kapak değişimi için önümüzde iki tane seçenek var. Bunlardan birisi biyolojik kapak dediğimiz hayvan dokularından veya insan kadavrasından alınarak yapılan homograft adı verilen kapaklardır. Bu kapakların önemli özelliği kumadin isimli bir kan sulandırıcı ilacı kullanmaya gereksinim duyulmamasıdır. Ama diğer önemli bir özelliği de bu kapakların ömürlü kapaklar olmasıdır. Yani belli bir süre sonraki bu 10-12 yıl gibi şu anda öngörülmektedir. Bu kapaklar değişme yoluna gitmektedir. Tabii ki ikinci ameliyatlar birinci ameliyattan çok daha riskli, çok daha teknik olarak zor ve hasta için yük getirecek ameliyatlardır. Bu nedenle genellikle biyolojik kapak kullanmak gerektiğinde ya doğum yapmak isteyen genç yaştaki kadınlarda ya da beklenen ömür 10 yılın altında olan yaşlı hastalar tercih edilmektedir. Bu kapakların dışında bir de mekanik kapak dediğimiz metal avaşımlarından yapılan kapaklar var. Ben size biyolojik kapağı şu anda gösteremiyorum. Çünkü biyolojik kapaklar özel bazı solüsyonlar içinde saklanması gerekiyor. Onun için demonstre etmek için burada o imkan bulunamıyor. Çünkü özel solüsyon içinde bekletilerek belli zamanlar içinde kullanılması gerekiyor. Mekanik kapakları ise size gösterebilirim. Bu bir mekanik kapak. Şekilde görüldüğü gibi bu aort kapağın demin makette gösterdiğim şekildeki aort kapağın aort damarının ağzına takılıyor. Ağzına takıldıktan sonra bu özel bazı cerrahi tekniklerle bu kapak kandaki geçişi sağlıyor ama şekilde görüldüğü gibi kanın basıncıyla kapanarak kapağın geri kaçırması engellenmiş oluyor. Böylece daha önce fonksiyon bozukluğu olan kapağın yerine böyle bir mekanik kapak alarak fonksiyonu düzeltilmiş oluyor. Bu kapakta en önemli sıkıntı kumadin isimli bir ilacın kullanılması. Yoksa kapak çok uzun ömürlü. Hızlandırılmış laboratuvar testlerinde bu kapağın insan ömrünün çok üzerinde olduğu gösterilmiştir. Kumadin şöyle hassas bir ilaç. Çok kolay dış etkenlerden, hormonlardan, yiyeceklerden veya başka ilaçlardan etkilenen bir ilaç ve kan düzeyinin devamlı takip edilmesi gerekiyor. Devamlı takip edildiğinde, diyete uyulduğunda kumadinin kullanımı birçok hastalar tarafından kolayca yapılabiliyor. O nedenle belli hastalarda biyolojik kapak tercih edilmekle birlikte daha önce söylediğim gibi genellikle biz mekanik kapakları yani titanyum alaşımları, metal alaşımlı kapakları tercih ediyoruz uzun ömürlü olduğu için. Bunun dışında bir de son yıllardaki teknolojik gelişmeye bağlı olarak karşımıza çıkan kısaca TAVI dediğimiz transarteriyel kateterle yapılan aort kapak değişim ameliyatları, val implantasyonu dediğimiz İngilizcesi kapak değişim ameliyatları vardır. Tabi giderek yaygınlaşmaktadır teknolojinin gelişimine bağlı olarak. Son literatürde ve bize şey yapan, yol gösteren kılavuzlarda TAVI'nin genellikle ileri yaş grubunda veya ameliyatı kaldıramayacak derecede ek hastalıkları olan kişilerde kullanılması önerilmektedir.
genellikle 75 yaş ve daha üzeri hasta grubunda tercih edilir. Risk oranı olarak ve ortaya çıkan sorunlar olarak minimalize edilmeye çalışılsa da yine de önemli bir komplikasyon ve risk oranı vardır. Ama buna rağmen hiç ameliyatı olmayacak veya ileri yaşlardaki grupta halen tercih edilen bir uygulama, bir yöntemdir. Aort kapakla ilgili olarak ne zaman ameliyat edilmesi sorusu karşımıza çıkabilir. Bunu dediğim gibi bir takım somut örneklerle, kanıta dayalı bir takım şeylerle, verilerle söylüyoruz. Hastanın kliniği önemlidir ama klinik yanında aort kapak hastalıklarında önemli olan eko ve kateter bulgusudur. Yani yapılacak basınç ölçümleri veya kalbin büyüklüğüyle ilgili ölçümler bize aort kapak ameliyatı zamanı hakkında çok önemli bulgular ve somut veriler vermektedir. Benim aort kapak hastalıkları konusunda aktaracaklarım bunlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.